Sunumları da konuşmadık. Ben yoktum. Ben elinden geldiğince konuşmaya çalışıyorum ama hep de konuşarak. Şey ben alıyorum, Orhan Bey de tepki gösteriyor. Orhan abi doğrusu, yani doğruları söylüyoruz bak, gerçekten. Tamam, tabak sunumu bence de başarısız mantar sosu yani. Mantar sosyanında dedi 3 adet mantar. Ama nasıl yemek diyoruz? Görsellik de önemli yani. Burada bir hala göz zevkim bozuldu yani. Ayşe Hanımcığım, sizi lahmacun yemeğe götüreceğim. 5 veya 6 tane mi yersiniz? Kaç tane yersiniz? 10 tane yerim senin için. Hani doymadınız ya. Doymadım. Yakışır size. Ayşe Hanım hiç göstermiyorsunuz. Gördüğün gibi bak, yemek yemeyi de yemek yapmayı da çok seviyorum Alevciğim. Lütfen lütfen. Keşke yapsaydın, yeseydik de. Yeter ki yiyin siz 10 tane. Cebinize masraf olmasaydı sizin de. Yok yok, olmaz olmaz, siz merak etmeyin. O zaman bekleyin. Çıkışta sözünü verin diyor. Şöyle kişi başı bilmem kaç bin liralık. 10 tane bana. Neye 10 tane yani? 10 lahmacun bana. 10 lahmacun. Evet. Bak diyorum ki, gördüğün gibi hem yemek yapmayı hem yemek yemeyi seviyorum. Puanınızı verin siz güzelce. Ben tamam. Sizi söz götüreceğim cuma günü. Söz. Keşke. 10 değil, 20 tane de var. Cuma'yı mı bekleyeceğiz? Siz puanları bu şekilde mi toplayacaksınız? Size paket yaptırırım hatta. Paket yaptırırım. Güzel bir düşünce yani. Biçimi. Puan verin, yemeğe götürün. Alev Hanım bana oynuyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Lütfen siz 10 puan verin. Ben size 10 tane daha göstereceğim. Sen ayva tatlısını getir de. Evet evet, bir tatlıyı görelim. Ama sanki onlar da yanık gibi geliyor bana. Bu menüyle bu göz zevkimi bozdunuz. Efendim Orhan? Sanki onlar da yanık gibi geliyor ama umarım ben yanlış görüyorumdur. Bana 10 tane lahmacun alacağım dedin Alevciğim. Ne demek istediğinin çok farkına vardım. Terbiyen müsaade etmediği için senin seviyene inmedim tatlım. Benden kork bence Alevciğim. Ben sana takır takır cevaplarını vereceğim. Herkese aynı şekilde sunmanız lazım. Kıvırcıkları yıkarken keşke zahmet etmeseydin. Zaten direkt ana yemekte bir tek benim sunumum farkıydı. Efendim Ayşe Hanım, efendim anlamadım. Keşke şey kıvırcıkları ellerimle de böyle geri geliyor. Restoranlarda büyük büyük servis ediliyor dediniz ya. Kıvırcıkları öyle güzel yıkadım ki gül bize sorabilirsiniz. Öyle. Kıvırcıkları nasıl yıkadığımı sonra. Yıkadığınız gibi kesseydiniz. İyi, sorabilirsiniz, sorabilirsiniz. Bayağı yıkadı Zuhal Hanım. O kadar titiz davrandım. Hayır, yıkamayla da olmuyor sadece. Onun bir de sunumu oluyor ya. Baharatlar böyle, limonlarla, ekşileri lezzetlendiriyor ya salataya. Arada çıkabiliyor öyle. Siz demek ki fazla restoranlardan olursa salata yemiyorsunuz herhalde. En çok ben bulunuyorum da emin olabilirsin. Kilolara bakalım kimin restorana gittiği belli olur. Arada çıkıyor. Biraz, ama birazcık karbonhidratı fazla kaçırmışsın. Bir şey önüme gelmeden kokusundan anlarım onun olup olmadığını. Orhan Bey vasat bir et sundunuz bize. Lütfen lütfen. Yani kötü bile demek istemiyorum. Bildiğiniz vasat. Ayşe Hanım. Karbonhidrat fazla yemeyin. Tam kendinize yakışır bir menü oluşturmuştunuz. Tebrik ederim sizi. Fazla hamur yemeyin. Ben de size tavsiye. Yok, çok sağlığınızla severim. Oynamayın. Hamur da yerim, sizi de çıtır çıtır yerim. Oo. Bakalım ayva tatlınızı da yiyebilecek miyiz? Çok, ayva yiyeceğiz şimdi. Çok çok ayva evet, yiyeceksiniz. Bence de ayva yiyeceğiz. Bari oradan bir puan alırsın belki. Genelde bizim bazı yemeklerde yarışmacı en azından bir ya da iki yemeği, ya şunu evet doğru yapamamışım, bunu böyle yapmışım diyor ama onu da kabul sen kabul etmiyorsun Zuhal galiba. Eti diyor bilerek böyle yaptım, salatayı bilerek büyük de oluyor, çorba Ayşe Hanım, benim misafirimsiniz lütfen. Benim misafirimsiniz, benim misafirimsiniz. Evet, o zaman benim günümde görüşürüz. Yer, lütfen. Tamam. Görüşeceğiz. Eğer siz benim misafirim olup şu örtüyü kaldırır mısınız diye rica etseydiniz. Emin olun ben kaldırdım. Yok yok, mutfağıma da söylüyorum arkadaşlar şimdiden. Herkes benim mutfağıma gelip görebilir. Ayşe Hanım lütfen, ben sizin gibi asla misafirime saygısızlık yapmam. Vallahi bana servise bile yardım edebilirsiniz. Yani. Hiç sıkıntı yok yani. Öyle mutfağıma o kadar gelebilirsiniz. Bak yani. Gel gelin, servisime de yardım kendine edin. Kendine güvenen zaten buyursun gelsin. Ben de konuda aynı şeyi Alev Hanım kendine güvenmediği için benim mutfağım, benim menüm, benim mutfağım. Sizin gününüzde geliriz, gezeriz aile mutfağınızı. Ay çok güzel gezeriz, emin olun. Buradaki kaymak ve krem şanti. Ben de onu soracaktım. Bu ama fazla hamur yapmayın Ayşe Hanım. Lütfen. Tatlı bir şey sorabilir miyim? Kaymak nerede? Kaymakla krem şantiyi karıştırdım. Ha, ikisini karıştırdım. Harmanladım o şekilde. Tamam. Evet. Ha, kaymakla krem şantiyi karıştırdın. Hı hı, evet. Tamam. Orhan Bey'in tabağındaki yanık mı? Bildiğin bayağı yanık. Yani şöyle. Yanık mı, jeli mi? Ya şu kestiğim benim taraf. Benim şöyle altı. Bir şey soracağım. Bayağı bayağı yanık Alev Hanım. Yanık yanık. Ya ciddi ciddi hani bayağı bir. Zaten ben başta tabak Orhan Bey'e geldi. Orhan Bey'e geldi. Sen de yanık. Alev Hanım öyle yapmak tamam. İstemiştir. Her şey misin? Yanık. Tadına bakar mısınız lütfen? Alev Hanım yanıklardan gidiyor Orhan Bey'ciğim. Alışın. Orhan Bey tabağınızı da bizim fark etmemizi mi bekliyorsunuz? Hayır, yorum yapmayı hayır. Ya hayır mesela yani. Şu an direkt yanık var, direkt söyleyebilirsiniz. Biz görüp söylüyoruz bunu. Orhan Bey de pasif Orhan Bey, evet, Orhan Bey, Alev Hanım'a... Bengüsü Hanım fırsat vermiyorsunuz ki adamcağız. Şu an konuyu araya girmek istemedim yani. Fırsat vermiyorsunuz adamcağız. Ben Orhan Bey bir şey gözlemle onu söyleyeceğim. Yani yanık yeri geldiyse ısrarla çevirip çevirip yanık olmayan yerden yemeye çalışıyorsunuz. Tamam yanığı mı yiyeyim? Sana yok, vereyim sen yiyeyim. Çok yanık yani bunu bildiğin tamam yanık. Canım göstereceğiz zaten. Hani sıra bize gelseydi yok şey uğraşmayın hani yanıksız olmayan yerden yiyeceğim diye uğraşmayın. Tamam canım yani bir tadına da bakmam lazım. Tabii yani. Ki bakıyorum. Orhan Bey hadi başlayın. Yok, ben de bakıyorum. Lütfen. Bırakın Orhan Bey'in tabağını. O kadar dikkatimi çekti ki.
Alıkoyamadım kendimi. Lütfen. Peki bir şey soracağım Alev. 6 tane mi pişirdin ayva? Yedeğin yok muydu? Yedeğim vardı. Hatta... Tamam, yanık mıydı o yedeğinde? Onu verseydin keşke olmadan. Yanık olmadı. Hamdiye mi? Yok bana. Tam onlara dikkat ettiğini düşünmüyorum Alev Hanım, Zuhal Hanım. Yanık manık fark etmez de yesinler. O... Bizlerde öyle bir şey yok. Hı hı. Onda hafif var ayrıca. Evet, biraz bende var. Orası gitmiş. Denk gelmiş. Evet. Şimdi sen denk gelmiş. Ama şöyle sen tabağa şey koyarken yanık olmayan yedeğin varsa onu ver. Yarışmacıya yanık ürün verilir mi ya? Şimdi aslında benim sosum vardı tencerede. Evet. Zuhal Hanım. Yani ama bence lezzetli kısmı orada. Yanığında. Karamelize ve yanığı karıştırıyor Alev Hanım. Karamelize oldu. Karamelize ve yanık farklı şeyler. Çevir ayvayı yanmasın diyor yani. Lahmacun yemeği değil, hastaneye gideceğiz galiba Zuhal Hanım. Evet. Zuhal Hanım. Hacı. Nasıl olmuş, tadına baksanız mı? Muhteşem. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. 10 puan vereceğim. Ama gerçekten yani. Vallahi güzel olmuş. Ben de istersen bu kadar yanık duramam. Yapmıyorum. Alev Hanım. Yap. Yanık tarafını da yedim. Gerçekten yanıkmış. Karamelize değil miymiş? Kesinlikle değil. Tadı oradaymış. Oraya ekmek banacağım. Evet. Evet, Koray, dinleyelim seni. Dondurma var mı Alev Hanım? Yok. Yok, dondurma koymadım bilerek. Bir tek o eksik keşke. Krem şanti, ondan sonra şey... Ama ben karışım. Karışım böyle olmamış ya, krem şanti... değişik olmuş. Hı-hı. Bir dondurma da ekleyin, tamam olsun, çorba olsun. Hani değişik olmuş. Aa, ya, belki olmuş. Güzel olmuştur sonucu. Olmamış. Ya benim için olmamış gerçekten. Yani krem şantimi tadını almıyorum, kaymak tadı almıyorum ama bunun üzerine gerçekten kaymak yakışır en azından. Allah aşkına bundan zaten... da kaymak tadı almıyorsanız daha başka yok, hiçbir şey demiyorum size. Bakın görüntüyü görüyorsunuz. Krem şantimi ağırlandı. Sırf krem şanti ağırlandı. Görüntüyü görüyorsunuz değil mi? Değişik. Yani dondurma da isteseydiniz tam olurdu o zaman. Ayva tatlısında dondurmayı tercih etmiyorum. Biliyorum yani zaten eklenmez ama gerçekten hani... Ben sadece biraz daha farklılık olsun diye... Krem şanti ekledim. Oh, afiyet olsun. Ayva nasıl? Çok güzel. Ayva iyi bir şey. Fena değil. Fena değil. Koray Bey. Fena değil. Koray Bey. Ayvanın lütfen gerçek yorumlarınızı yapın. Fena değil değil. Tamam, yani. Fena ayva değil iyi diye pişmiş. Bir şey yok. Gayet güzel pişmiş. Ama sunum yok. İşte ayva dediğiniz zaman ne olacak? İşte kremasılık şeyi atıyorum işte Orhan Bey yanık geldi. Evet. Tamam, Orhan Bey'in yanık geldi. Orhan Bey kendini savunabilir. Koray Bey, Orhan Bey kendini savunabilir. Ama yanık. Lütfen. Ama ben o kadar gözlemledim ki Orhan Bey'i. Kendimi alıkoyamadım. Yazık. Adam orada bayağı ayvayla cebelleşiyordu. Yok, yanık buradan görünüyordu yani. Buradan. Tamam, Orhan Bey kendini savunabilir. Zaten sen getirmeden Orhan dedi ki yanık görünüyor ayvalar dedi. En yanığı da sana gelmiş. Evet. Bengisu, hatta ben dedim bana vermesin. Kendini alsaydın ya çaktırmadın. Yani. Kendini alsaydın. Evet. Orhan Bey tabak karıştı galiba. Ama kendini içinde de bir yanık görüyorum karıştı, ben. Karıştı aşikar da. Benim de yanık. Sanki. Bana da bakabilirsiniz. Yok aslında bak seninkisi de yanık. Bakarsan o kadar da şey yanıklardan değil. Yanıklardan gidiyoruz bugün. Yok bizimkilerde o kadar öyle bir durum. Şey Alev Hanım şey yapmış. En az yorum yapanlara yanıkları vermiş kendisine ve Orhan Bey hani. Niye Orhan Bey gayet güzel yorum yapıyor. Hemen pasif şey yapsın gördü diye herhalde dişli rakiplerine de yanık olmayın. Yok benimki hiç yanık değil. Pasif gördüler. Orhan Bey'in yorumları gayet güzel yorumlar yani. Sessiz olduğu için hoşunuza gideceğiz Alev Hanım. Şimdi Zuhal Hanım ilk olarak kaymak tadı. Yani krem şantisi biraz ağır basmış, kaymağı az gelmiş sanırım. Anladığım ama kadarıyla. Hiç kaymak tadı almadım. Evet, kaymak tadı gelmedi. Siz zaten yoksa... yemek hiçbirinden lezzet almadınız. Dur bak ama kadın ikisinin, konuşuyor ya. İkisinin karışımı bence güzel olabilirmiş de olmamış. Olmamış. Onun dışında ben pişmesini beğendim ayvanın. Evet, yani güzel pişimi güzel ayvan. Fakat hiçbirini söylemediniz, şekeri az. Az mı geldi? Evet, az. Ya bana az geldi. Az geldi. Normal yani şey. Bana az geldi. Şekerini bir an, bak belki normalde... Bence şeker oranı iyi ya. Bana az geldi. Ha, sen doğru belki mı? Daha tatlısın. Belki de. Ya üstündeki ya biraz meyve tatlılarında da... zaten hani çok öyle ağır ağır beklemiyoruz ama sen daha tatlı seviyorsun. Evet ben Ayşe. O zaman evet. Peki evet. Ayşe? Zuhal Hanım ben de evet tatlının tadı bence güzel. Kaymak tadı hiç almadım. Evet. Kaymağın hiç. Direkt krem şanti kaymak olduğuna inanmıyorum şu an bunda. Aa koydum gerçekten ya. İnanmıyorum. Asla tadı gelmedi. Koydum yani. Ben de arkadaşların denemediği bir şey denemek istiyorum. Rengini çok iyi vermişsiniz. Çekirdeklerini mi kullandınız? Hibis, kullandım dedim. Çekirdeklerini kullanmıyorsanız hibiskus da kullandınız. Aha. Evet bazen getiriyorlar bembeyaz kalıyor evet, bu hayvan. Evet. Ama seninkinin rengini başka yerden almış herhalde. Yani çok iyi değil, kötü de değil. Orta gelir. Orhan son bir yorum. Yanıksız yerleri gayet güzeldi. Kaymak ya. Olsaydı. Yanmasaymış yani. Onun ama de. Ama şey gerçekten krem şanti biraz fazla ağır basmış. Evet. Bir gerek evet. Var şekerim. Koymuş evet. Bir kaymak. Evet. Ay, çok yakıştırdığım için aldım. Misafirlerime i̇şte değer vermek. Sen de öyle düşünüyorsun. Evet. Bak kimse benim memnun olmadı. Yani. Misafirlerine değer vermekle ne alakası var? Ya da daha az kaç bu. Şimdi krem şantiyi daha az koysa. Sen burada sanki krem şantiyi fazla kaymağı az çok fazla. Yoksa ikisi bence güzel bir birleşim olurmuş. Bence de ikisi fena olmazmış. Çünkü kaymak tatsız şanti tatlı böyle çok tatlı çok güzel lezzetli fikir. Bir şey olabilirmiş. Peki. Ben bu fikri çok beğendim. Ama hayvanı güzel pişirmiş. Ben de ayva güzel çok pişmiş. Hayvan gayet güzel. Benimki biraz yanık ama. Peki. Ama karışınca kötü olmuş. Peki. Yani. Haftanın evet. İlk açık oylaması için hazırız efendim. Hadi bakalım.
puan verirken kesinlikle cimri davranacaklarını düşünüyorum. Çünkü resmen şeye gelmişler buraya. Yani düşük puan verelim de sonrasında işte hani bir puan yüksekliği olursa biz de ondan yararlanırız gibisinden. Yani benim yemeklerim en az 8 puan hak ediyor. En az. Hani tamam yanık falan olmuş olabilir ama lezzeti var mıydı? Gerçekten lezzeti vardı.